Evet, merhaba, hoş geldiniz. İsmim Utku. Öncelikle İstanbul 2019'un son güzel cumartesi günlerinde vakit ayırıp buraya geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Şimdi herkes için matematik seminerleri diye bir dizi başlattık. İlkinde Özer Ocak kırmayıp dizi geldiği için kendisine teşekkür ediyorum. Özer Ocak, ODTÜ'de lisansını ve yüksek lisansını tamamladıktan sonra Polonya Bilimler Akademisi, doğru söyledim değil mi? Evet, evet. Orada doktorasını yaptı. Şu anda da Mimar Sinan'da kariyerine devam ediyor. Belki bilenleriniz vardır, köyde birçok program var. Lisans öğrencilerine yönelik, gençlere, ilkokul öğrencilerine yönelik. Özellikle ilkokul öğrencileri ve aileleriyle beraber enteresan bir program yapıyor. Takip etmenizi öneriyorum. Çok uzatmıyorum ve sözü Özer Hocam'a veriyorum. Çok teşekkürler. Sonuna doğru matematiğin peşinde ile ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Unutursam hatırlatın lütfen. Şimdi yine başlarken kimler var onu anlamak için bir sorayım. Öğrenci kimler var? Kimler öğrenci? Tamam, yine öğrenciler. Öğretmen olanlar var. Bu sefer daha çok öğretmen var. Bunun dışında var mı? Hem öğrenci olmayıp veli misiniz? Tamam, bir tane de veli var. Şimdi aslında sadece öğretmen olsaydı öğrencilerin arkasından konuşacaktık. Şimdi onu çok yapamayacağız. Sabahkinden biraz daha farklı olsun. İkisine birden katılanlar için biraz değişik şeyler olsun. Bu kez doğrudan oyun oynayarak başlayalım. Sonra işin teorik kısmıyla, matematik kısmıyla, işte eğitim kısmıyla ilgili konuşuruz. Neredeyse hani her yaşın öğrencinin oynayabileceği bir oyunla başlayalım. Kaçar kişilik olsun takımlar? Üçer kişilik iki takım gerekiyor bana. Kim oynamak ister? Sabahki grup daha cesurdu. Gelin, siz de gelin. Şöyle çekeyim. Öğretmenler de gelebilir. Hatta öğrencileri öğretmenlere karşı oynatmak daha ilginç oluyor. Dört kişi daha lazım. Siz de gelin, siz de gelin. Tamam, hadi 2-2 oynayalım bu sefer. Biraz ya biz bizeyiz, çekinmeyin, rahat olun. Siz de gelin. Şimdi siz bir takımsınız. Siz de bir takımsınız. Biraz sizi uzaklaştırmak gerekiyor. Sizi bu tarafa doğru alalım, sizi bu tarafa doğru alalım. Şimdi şöyle bir oyun oynayacağız. Bir taraf başlayacak. Başlayan taraf bir sayı seçecek. Ama bu sayıyı söylemeyecek karşı tarafa. Sonra bu sayının istediği katını karşı tarafa ipucu olarak verecek. Mesela 9 seçmiş olsam 36 diyebilirim. Şimdi oyunun amacı karşı tarafın sayısını tahmin etmeye çalışmak. Hangi sayıyı seçtiğini. Ama bir tane tahmin hakkınız var. Tamam. Dolayısıyla emin olunca tahmin etmek en iyisi. Eğer yanlış tahmin yaparsanız karşı taraf 10 puan alıyor diyelim. Bunun dışında kaç tane ipucu aldığınızı sayacağız. O ipucu kadar puan alacaklar. Tamam. Kim başlamak ister? Başlayalım. Tamam, siz başlayın. Siz kendilerinizde bir sayı belirleyin. Duymasınlar. Ben şu tarafa geçeyim, siz görün. Tamam mısınız? Tamam, ilk ipucunu alalım. Tamam. 28. Tamam. Bir oldu, tahmin ediyor musunuz? 28. Katı 28 bu sayı. Öyle bir sayı seçtiler ki, o sayının bir katı 28. Tam katı. Tamam, bir tane daha istiyor musunuz ipucu? Tamam, ikinci ipucunu alalım. 2. Vallahi yetmez. Yetmez diyorsunuz. Tamam, üçüncü ipucunu alalım. 24. Kendi aranızda tartışabilirsiniz.
3 oldu. Tahmin ediyorlar. 4. Bildiler mi? Bildiler. Tamam. Şimdi sıra sizde. Mikrofonu kapatayım. Arkanız dönün de dudaklarınızı okuyabilirler. Evet, sayının kendisini değil, bir katını söyleyeceksiniz. Tamam. İlk ipucunu söyleyebilirsiniz. İkinciyi istiyorlar. 128. Aa, yüzü geçemiyor. Geçmiyor mu? Yüze geçemiyor. 96. 96 dedi. Fazla ipucu vermiş oldum ama şimdi. Üçüncüsü istiyorlar. Neden 32, 96 dediniz. Bir de çaktırmadan 128 dediniz. 128 64. 4 oldu. Tahmin mi ettiniz? Evet. Kaçtı? 2 idi. Tamam, güzel. Tamam, çok teşekkürler. Yani devam edebiliriz aslında buna. Ama şimdi size sorayım. Hangi sayıyı seçerdiniz? 2. Peki, sıfır yok. Bir de yok. Tabii baştan söylemiyorum ama. Yani vereceğiniz ipucu, en iyi ipucu kaç olabilir iki iken? Olabildiğince uzatmak istiyorsunuz değil mi süreci? 96 fena değil. 96 fena. 3'e falan da bölünüyor. Asal sayılarla olan katlarını vererek uzatılabilir. 36 nasıl bir ipucu mesela? Bölenmesi o kadar zor. O ortak bölenlerin olduğu şeyler üzerine gitmek daha mantıklı. Tamam, bu oyun üzerine sonra konuşuruz. Bir oyun daha oynayalım ama bu kez daha çok kişiye ihtiyacım var. Bir bakayım kaç kişiye ihtiyacım var. Şöyle bir 6 kişi daha gelse çok iyi olur ama en az 4 kişiye daha ihtiyacımız var. Gelin, isteyen gelsin. Yani sahne biraz küçük, o yüzden biraz böyle sıkışık sıkışık oynayacağız. Bu oyunda da yine 4'e 4 oynuyoruz, tamam. Normalde 6'ya 6, 7'ye 7 falan olabilir. Çok uzamasın, farklı farklı oyunlar görelim, üzerine konuşabilelim diye kısaltıyorum oyunları biraz. Şimdi ben her iki takıma da üzerinde sayılar yazan zarflar vereceğim. Tamam. Şimdi sarı takım var. Üzerinde 1, 2, 4 yazıyor zarfların. Bunların içinde de gizli sayılar var. Tamam. Şimdi oyunun amacı rakip takımın zarfların içindeki gizli sayıları belirlemek olacak. O yüzden zarfları alınca içine bakabilirsiniz ama karşı taraf görmesin veya siz konuşurken duymasın. Şöyle vereyim. Aslında sıralı vereyim. Size 1 vereyim. Tamam. Size 4'ü vereyim. Size 2'yi, size 3'ü vereyim. Şimdi bu sarı takımınki. Yeşil takımınkileri de verelim. 1, 2,
3, 4. Şimdi herkes kendi sayısına baksın. Kendi takım arkadaşlarınıza sayınızı gösterebilirsiniz. İhtiyacınız da olacak sonra göstermeye. Tamam. Şimdi birinci oyuncular bir taş kağıt makas yapsın. Kimin başlayacağını belirleyelim. Tamam, bu taraf başlıyor. Şimdi takım oyuncuları sırayla karşı tarafa soru soruyorlar. Soru şu. Mesela ikinci oyuncuyla üçüncü oyuncunun zarfların içindeki gizli sayıların toplamı kaç diye sorabiliyorum. Yani iki zarfın içindeki sayıların toplamını sorabiliyorum. Tamam. Siz soruyorsunuz. Buranın birinci oyuncusu soruyor. İkinci oyuncular soruyor. Üçüncü oyuncular soruyor. Sıra size geldiğinde soru sormak yerine istediğiniz zaman tahmin ediyorum diyebilirsiniz. Mesela 5. sayının içindeki sayı 120 diyebilirsiniz. Tamam. Bilirseniz o zarf oyundan çıkıyor. Doğru bilirseniz. Ama yanlış bilirseniz, yani yanlış tahmin ederseniz, sizden sonraki arkadaşınız tahmin yapamıyor, soru sorabiliyor sadece. Tamam. Yani emin olmadan tahmin etmek çok iyi bir şey değil. Karşı tarafın tüm zarflarını oyundan çıkaran takım kazanır. Evet, sadece toplam sorabiliyoruz şimdi. Ben şöyle geçeyim yine. Şimdi o takımın ilk oyuncusu soruyor. Kağıt kalem, kağıt kalem kullanabilirsiniz ama çok ihtiyacınız olmayacak bence. Ama siz söylemeyeyim. Söylemeyeyim. İhtiyacımız yok o bilgiye. Sadece iki kişinin toplamını sorabiliyoruz. Evet. 1 ve 2'yi soruyoruz. Tamam, 1 ve 2'nin toplamı kaç? Siz şimdi kendi aranızda yapın toplamı ama sonucu söyleyin sadece. 25. Şimdi buranın birinci oyuncusu soruyor. Siz soruyorsunuz. Ben de 1 ve 2 alayım. 29. Tamam. İkinci oyuncu soruyor. 1 ve 4'ü topluyor. İhtiyacınız var mı kağıt kaleme? Tamam. Kağıdı olan var mı? Burada kalem var ama bende kağıt yok çok fazla. Buradan isteyen alabilir. Tamam. Not aldınız herhalde. Tamam, şimdi burası soruyor. İki ile üçün toplamı. 25 mi? Evet. 2 ile 4'ün toplamını merak ediyorlar. Hayır, ya tahmin ya soru. Ya. 22'ymiş. Kalemde. Yok, istediğiniz kadar düşünebilirsiniz. Düşünmek isteyen düşünebilir. Biz orada soralım mı soruyoruz? Sıra sizde, siz sorabilirsiniz. Ha, sorabiliyoruz. Şöyle mikrofonu vereyim. Eşit olma şansı var mı? Evet. Eşit olma şansı var mı? Bilmem. Hiçbir şey sensin. Neyi sordunuz? 1 ve 3. 1 ve 3'ü sordular. Çok kaptırmışlar kendilerini sanırım. Bilmem.
Yani olabildiğince az ipucu verdim. Ben bir şöyle geçmek istiyorum. Bir dakika, sıranız gelince, sıranız gelince. Tahminde bulunmak istiyoruz da. Ben sadece... Ben tahminde bunu zaten tek zarf kalacak yani. Bir tahmin. Bir tahmin. Hepsini mi sıraladın? Hayır, sadece bir zarfı tahmin ediyorsun sırası gelince. O zaman ilki 19. İlk zarfın içinde 19 mu var? Hayır. Tamam. Tamam, şimdi sıra buraya geçti. Değilmiş. Siz şimdi soru soruyorsunuz. Tamam. Birincisi. Kimde sıra? Sende mi? Bende. Birincisi 17 mi? Evet. Tamam, bakalım. Okey. Bu 17. Bu zarf oyundan çıktı. Okey. 12. Zarfı sahip olan da çıkıyor mu? Ya bu yaşta çıkarabiliriz aslında ama küçük çocuklarla çıkarmıyoruz. Çıkarayım ben. Çünkü ben anlamadım. Ya bence devam edeyim. Aa, yanlış. Onlar yanlış toplam sayılmış olabilirler mi acaba? Tekrar sorabilir miyim? Kontrol edebiliriz. Kontrol edebiliriz. Tamam. Kontrol edeceğiz. Bir hata var mı diye kontrol edeceğiz. 25 miydi? 1 ve 2 25 miydi? Kontrol edelim öncekileri. Toplamı mı hocam? Evet. 1 ve 2 25 miydi? Sizin kaçtı? Söylemeyin onu. Evet, 25. Tamam. 1, 4, 35. 1, 4, 35 miydi? Bir kontrol edelim. 15'miş. 15 demişler. 35 yazmışız. Bir yanlış. Tamam. Okey. Çok sorun değil. Devam etmek istiyor musunuz? Yeterli mi? Tamam, çıktı zaten herhalde. Tamam. Tekte hepsini sayamıyoruz. Sayamıyoruz tek tek. 2'yi 3'ü de bulduk tabii çünkü. Tamam, sıra orada değil mi? Evet, onlar. 6. 3'üncüyü bilmiyoruz sadece. 1 ve 3. Tamam, şimdi soru sorma hakkınız vardı o zaman, onu öyle kullanın. Tamam, 1 ve 3. Tahmin yapamıyoruz şu an. Bir tane hatalı tahmin oldu işte. 1 ve 3'ün toplamı. Yirmi dörtmüş. Tamam, sıra sizde şimdi. Siz sorun, sizde mi? 2 ve 4'ü rica edeceğiz. 2 ve 4. Tahmin yapabilirdik aslında. Evet, tamam. 2 ve 4. 20. Tamam. Tamam, o zaman... Tamam, şimdi sıra sizde. Şimdi tahmin yapabiliyorsunuz. A'yı söyleyelim istersen. Ben... Sizde. A 9. Ya birincisi 9. Evet. Oldum, tahmin ediyorum. Tamam, o zarf çıktı. Oraya koyabilirsiniz. Bizde sıra. İkinci 12. Hatırlamıyorum bile. Tamam. Şimdi tahmin ediyorsunuz. Üçüncü 15. 3, 15 mi? Tamam. Şimdi siz tahmin ediyorsunuz. Üçüncü... üçüncü söyledi. 13. Üçüncü 13. Tamam herhalde değil mi? Herkes buldu. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Ya küçük bir yanlış duyma yüzünden şey, hata oldu. Şimdi bu oyunu ilkokul 3. sınıflarına ve 4. sınıflara oynattığınız zaman henüz böyle doğrusal denklem sistemi çözmeyi bilmiyorlar. Burada da bir herkes biliyor. Önce tahmin etmeye çalışıyorlar. Mesela 1 ile 2'nin toplamı 15 dendi. Hangi iki sayının toplamı 15 olabilir? İşte 14 ile 1 olabilir falan gibi. Ama bir süre sonra bu analiz onlara çok zaman kaybettiriyor. Ve yavaş yavaş kendileri denklem kurmaya başlıyorlar. Ve şöyle şeyler yazıyorlar. 1 artı 2 eşittir 15. Ne kadar kötü değil mi? 1 artı 2 eşittir 15 yazıyorlar. Böyle işte karşı taraftan gelen bilgileri böyle yazmaya başlıyorlar. Sonra kendi aralarında, onların oyunları daha uzun sürüyor. Kendi aralarında tartışmaya başlıyorlar ama bir gariplik olduğunu da hissediyorlar. 1 artı 2 15 yazmış oraya. Ama biliyor, onu ne anlamda kullandığını biliyor aslında. Sonra bazı çocuklar şunu yapmaya başlıyor. Mesela 1 ve 2'yi kutu içinde yazmaya başlıyorlar bir süre sonra. Çünkü çok fazla şey yazınca karışmaya başlıyor.
yavaş yavaş kendileri bir değişkene ihtiyaç duyuyorlar. Biz yani AB kullanmış bu grup mesela. Değil mi? Birinci zarf demedi, A13 falan gibi söyledi. Onlar kendi değişkenlerini kendi istedikleri biçimde ifade ediyorlar. Ve en fazla ikinci oynayışta bir strateji geliştiriyorlar. Mesela ilk oynadıklarında birinciyle dördüncünün toplamı, ikinciyle beşincinin toplamı falan diye soruyorlar. Rastgele böyle. Ama bir süre sonra karışmaya başlıyor. Şunu sormuş muyduk, bunu sormuş muyduk? En az kaç soruda bulabiliriz diye düşünmeye başlıyorlar. Çünkü kazanmak istiyorlar. Ve daha sistematik soru sormaları gerektiğini anlıyorlar. Tabii o yaşta sayıları tek basamaklı yapıyoruz ilk başta, ilk oynadıklarında. Biraz daha kolay düşünüyorlar. Şimdi şöyle sorsaydım ben biraz önce. Buraya gelip 4 bilinmeyenli, 4 tane denklemden oluşan bir lineer sistemi çözmek isteyen var mı? Yani kimse istemez bunu herhalde, değil mi? Durduk yere. Böyle bir ihtiyacımız var mı? Yani kendinizi düşünün. Bunu ortaokulda biraz öğreniyoruz iki değişkenle. İşte lisede biraz daha artıyor veya üniversitede. Hayatınızda kaç tane lineer denklem sistemi çözme ihtiyacınız oldu gerçekten? Yani gerçekten matematikle ilgili bir proje üzerine çalışmıyorsanız, bir şeyleri hesaplamaya çalışmıyorsanız böyle bir ihtiyaç hissetmiyoruz. Değil mi? Ama oyunun böyle bir yönü var. Oyun oynamak bizim için ilginç bir şey. Ve oyun eğer matematiksel bir içerikle kurgulanmışsa matematiksel kavramlara ihtiyaç doğurabiliyor öncelikle. İkincisi, o kavramları biz kendimiz oluşturabiliyoruz. İlk oyunu düşünün. Yine tabii şimdi farklı farklı kişiler olduğu için herkesle rahat konuşabileceğimiz seviyede bir matematikle konuşuyoruz. Bu da tabii ki sizin aslında bildiğiniz şeyler oluyor. Ama tersini de yapabiliriz biraz sonra. Asal sayı dememe gerek var mı bu ilk oyunda çocuğa anlatmak için? Asal sayı diye bir şey söylememe ihtiyaç var mı? Ama herhalde hiç kimse ipucu olarak 11'i vermez. Değil mi? Seçti sayı 11 olsa bile 11'i ipucu olarak vermez. Ve çok doğal bir şekilde o oyun çocuklara sayıların çarpanları olduğunu, bazı sayıların daha az çarpanı olduğunu, değil mi? Sayıların işte katlarını, ortak katları olduğunu. Çünkü şaşırtmak istiyorsam bir ipucu vereyim mesela. Tamam, oynayalım. 39. Şimdi oylayalım. Kimler tuttuğum sayı 3 diye düşünüyor? Tamam. Kimler 13 diye düşünüyor? Başka bir sayı olabilir mi? 39 da olabilir. Değil mi? Ama 13 olduğunu düşünenler daha fazla, değil mi? Yani oylamada öyle çıktı en azından. Mesela bunu şaşırtmak için kullanabilirim. Değil mi? Yani bu oyun içerisinde olan bir durum. Biraz o yaşa göre büyükçe bir asalla daha sıradan bir sayının çarpımını söylediğimizde çocukların psikolojisi de öyle, bizimkiler de öyle. Yani bizim deneyimlerimiz bunu gösteriyor. O garip sayının katı olacağını düşünüyoruz. Yani hiçbir şey anlatmamıza gerek olmadan çocukları belli matematiksel durumların içine sokup orada düşündürebiliyoruz. Ve hiç ismini söylemediğimiz kavramları kendileri keşfedebiliyorlar. Şimdi biraz böyle küçüklerin oynadığı oyunlardan, matematiksel analize çok derin olmayan oyunlardan başladık. Hemen hemen her türlü oyun matematiksel olarak analiz ediliyor.
Ve bu analiz ikiye ayrılıyor genelde. Bir, sırayla hamle yaptığımız oyunlar. İşte satranç, tavla, dama gibi. Bir de aynı anda hamle yaptığımız oyunlar var. Hiç böyle bir oyun biliyor musunuz? Efendim? Futbol olabilir, tamam. Ama çok spor diye düşünmeyelim şimdi. Zar atmak olabilir. Yine sabah da yapmıştık bunu ama bir yapalım. Herkes 1 ile 100 arasında bir sayı seçsin. Söylemesin seçtiği sayıyı. Tamam, sonra şunu yapacağız. Sayımızı ona göre seçin. Sayıların, herkesin seçtiği sayıların aritmetik ortalamasını alacağız. Çıkan sonucu 3'e böleceğiz. Bir sayı çıkacak. Küsürde bir şey çıkabilir ama olsun. Buna en yakın sayıyı seçmiş olan baştan oyunu kazanacak. Tamam. Bir daha söyleyeyim. Diyelim ki iki kişi oynayalım. Ya da ben hiç sayı söylemeyeyim, sizi yönlendirmeyeyim. Herkes bir sayı seçecek, bunu söyleyecek. Onların hepsini toplayıp söylenen sayı sayısına böleceğiz. Aritmetik ortalamasını alacağız. Çıkan sonucu da 3'e böleceğiz. Tamam. İlk başta söylediğiniz sayının o çıkan sonuca yakın olmasını sağlamaya çalışacaksınız. Tamam. Ben tabii herkesin sayısını almayacağım ama biraz sayı alayım. Sizinki kaç? Birisi hesap makinesiyle söylenen sayıları toplayabilir mi? Tamam. Hazırız. Kaç? 77. 77. 22. Olsun. Çok önemli değil. 17. Başka sayı var mı? 15. 10. 20. 45. 32. Arkalardan da alalım. 1 diyen var. Başka? 30. 13. Tamam. Kaç sayı oldu? Onu saymadık. Sayı söyleyenler el kaldırsın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tamam, 11'e bölelim. Şimdi 3'e bölelim. Kaç? 8,5. Tamam. Şimdi şöyle düşünelim. 1 ile 100 arasında sayı söylüyoruz. Herkes 100 demiş olsa, o zaman toplayıp kişi sayısına bölünce 100 çıkar. Tamam. Sonra 3'e böleceğiz. 33 civarında bir şey çıkar. Tamam. Şimdi bir daha oynayalım. Yine toplayabilir misin? Değil mi? Yani herkes en yükseğini söylese 33'ten büyük bir şey çıkamıyor. Yani 33 civarında bir şey çıkıyor. 34 çıkıyor en fazla. Tamam. Ama şimdi bunu konuştuk. Bir daha oynayalım. Kaç? 78. Tamam. Başka? 12. 2. 7. 5. Biri bir şey dedi. 4. 8. 11. 16. Ben yine kaç kişi olduğunu karıştırdım. 9. Yine sayı söyleyenleri bir görelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tamam, 9'a bölüp sonra 3'e böleceğiz. Ya da 27'ye böleceğiz. 5.6. Şimdi bir daha düşünelim. Şimdi biraz önce şöyle konuştuk. Dedik ki herkes 100 demiş olsaydı en başta, en fazla 34 civarında bir şey çıkabiliyordu sonuç. Dolayısıyla 34'ten bir şey söylemek, çok büyük bir şey söylemek sonuçtan uzaklaştırıyor. Ama şimdi herkes bunu biliyor diye düşünürsek, değil mi? Herkes 34'ten bir şey, büyük bir şey söylemek sonuçtan bizi uzaklaştırıyor, bunu biliyor. O zaman kimse 34'ten bir şey söylemezdi. Değil mi? Ama şimdi hiç kimse 34'ten büyük bir şey söylemeyecekse, ortalama 34 çıkabilir en fazla. Onu da 3'e bölersek 11 civarında bir şey çıkması lazım. Değil mi? Yani 11'den büyük bir şey söylemek bizi uzaklaştırıyor bu sonuçtan.
Bir daha oynasak. Tamam. Ne oluyor? Giderek küçülüyor değil mi? Şimdi bu oyun işte satrançtan, tavladan falan veya burada oynadığımız oyunlardan biraz daha farklı. Aynı anda pek çok kişi karar veriyor, hamle yapıyor. Ama sonucunda benim kazanıp kazanmayacağım belirliyor, bu değil mi? Yani şöyle gıcık oyuncular olabilir. Biliyordur 11'den küçük bir şey çıkmayacağını hesabın. Ama eğlence olsun diye 100 diyebilir. Biraz yukarı çekeyim isteyebilir. Bilmiyorum, öyle bir şey yapacak birisi var mı burada? Yani olabilir. Denediğimizde oluyor. Veya aramızda var galiba bir küçük arkadaş. Çok fazla çocukla oynasak bu oyunu. İlkokul birinci sınıf öğrencileriyle, ana sınıf öğrencileriyle oynasak. Herhalde istedikleri sayıyı söylerler. Çok hesap yaparak söylemezler. Dolayısıyla oyunu kimle oynadığınız çok önemli. Bir, bu var. İkincisi, oyun hakkındaki bilgimiz arttıkça oyunu oynayışımız değişiyor. Değil mi? İlk başta çok böyle düşünmeden bir şeyler söylerken deneyimle daha iyi oynamaya başlıyoruz. Tamam. Şimdi bu oyun biraz şöyle bir şeye yakın. İşte borsa var bir tane. Hisse alıp satıyorsunuz. Tamam. Şu hisseden şu kadar miktarını şu liradan alırım diyorsunuz. Böyle emir veriyorsunuz. Varsa alacağım bu fiyattan. Şu kadarını şu fiyattan alırım, bu kadarını bu fiyattan satarım diye. Sürekli insanlar böyle komut emir veriyorlar. Ve gün sonunda birileri kazanıyor, birileri kaybediyor. Değil mi? Biz burada bir kişiye kazandırıyorduk en yakın tahmin eden diye. Orada pek çok kişi kazanıp pek çok kişi kaybedebiliyor. Sosyal olaylar, iktisat, siyaset bilimi gibi başka yerlerde olabilir. Dönen olayları eğer matematiksel olarak analiz etmek istiyorsak onları bu tür oyunlar olarak görüyoruz. Pek çok aktörün aynı anda karar verdiği, bağımsız olarak diğerlerinin ne yapacağını, hatta ne yapacağını bilmeden karar verdiği diğerlerinin. Ve ne olacağını anlamaya çalışıyoruz. Nasıl bir durum oluşur onu anlamaya çalışıyoruz. Sabah da yaptık, yine yapalım, bu en güzel örneklerinden biri. İki kişi gerekiyor. Gelebilirsiniz. İki arkadaş olabilir. Tamam. Şimdi bu masadan merdivene kadar olan yeri bir sokak olarak düşünün. Ve her noktasında bir kişi yaşıyor, evi orada. Tamam. Siz birer tane gazete bayi açacaksınız bu sokağa. Ve insanların şöyle bir davranışı olduğunu biliyoruz. Sokağa çıktıklarında bakıyorlar sağlarına sollarına. En yakın gazete bayi neredeyse oradan alıyorlar. Siz de olabildiğince çok satmak istiyorsunuz. Tamam. İstediğiniz yere bayinizi kurabilirsiniz. Bir tane. Bir yere yerleşin. Ama ikimiz aynı anda mı kurduk? Tamam, güzel, ortaya. Sezginiz çok kuvvetli. Şöyle başlasak nasıl olurdu? Siz burada dursanız, herkes sizin yaptığınız analizi yapabilsin diye biraz böyle kurguyu yapıyorum. Siz de şurada dursanız. Yani bayiler böyle açılmış olsa ne oluyor? Şimdi bu tarafta yaşayan insanlar buradan satın alıyorlar. Değil mi? Buraya siz satabiliyorsunuz. Diğer taraftakiler sizden satın alıyorlar. Bu orta nasıl paylaşılıyor? Buranın tam orta noktasını bulmamız lazım. Şurada bir yerde. Bu taraf bu tarafa gidiyor, bu taraf bu tarafa gidiyor. Tamam. Şimdi diyelim ki durum böyle. Siz taşınmaya izin versek, daha fazla gazete satabilmek için taşıtır mısınız? Ya da nereye taşınırsınız? O taraf zaten olur. Buradakilere biraz daha yaklaşıyorum. Tamam, şimdi siz buraya biraz geldiniz. Evet, çok güzel. Şimdi ne oldu? Bu tarafı tamamen siz aldınız. Ve bu taraf daha uzun. Siz ne yaparsınız şimdi? Sizin taşınmaya hakkınız olsa. Yanımda şu an. Yanımda, orada duruyor.
Evet, tam dikkatli olun. Siz? Bu taraf hala daha uzun görünüyor. Şimdi gerçekten de eğer bir taraf daha uzunsa o tarafa geçmek avantajlı değil mi? Ne olacak sonuçta? Bu şekilde yer değiştire değiştire. Evet, ilk baştan sizin sezginizle geldiniz, ortaya geleceksiniz. Ve ondan sonra hani orta noktanın böyle çok uzunluğu yok diye düşünürsek o tarafta ya da bu tarafta olmak fark etmeyecek. Taşınmaya gerek kalmayacak. Orada bir denge oluşacak. Artık kimsenin taşınmasına gerek kalmayacak. Tamam. Şimdi bir kişi daha gerekiyor. Bir oyuncu daha gerekiyor. Kim gelir? Gelin. Tamam. Yine başlangıçta herkes geride dursun. Kurallar aynı ama 3 tane bayi açılacak. İstediğiniz yere açabilirsiniz. Tamam, sırayla siz yerleşin önce. İlk yatırımcı geldi, yerleşti. Şimdi ikinci yatırımcı geldi, yerleşti. Siz? Tamam, çok iyi. Şimdi memnun musunuz? Tamam, şimdi değiştirme hakkınız olsa ne yaparsınız? Tamam, değiştirin yerinizi. Tamam. Diyelim ki sıra sizde. Siz ne yaparsınız? Evet, güzel. Tamam, şimdi ortada ne sıkıştınız? Ne yapacaksınız? Tamam, çok güzel. Tamam, sıra yine sizde. Tamam. Bu taraf daha uzun değil mi? Soruya yanaşıyorsunuz. Ne oluyor? Biri hep ortada sıkışıyor değil mi? Ve ortada sıkışan oradan çıkmak istiyor. Bu bir yerde durur mu? Önceki versiyonda iki kişi varken ortada gelip durduk. Herkes tamam iyi, burası iyi, daha iyisi yok dedi. Memnunum bu durumdan dedi. Orada durduk. Şimdi bu biter mi sizce? Tamam. Çok teşekkürler size. Tamam. Şimdi şöyle düşünün, bir ülkenin ekonomisini yönetiyorsunuz, belli kurallar koyacaksınız, bu kurallara göre yatırımcılar yatırım yapıp iş kuracaklar ve orada faaliyet gösterecekler. Şimdi ilkindeki sistemde bir yatırımcı ne olacağını öngörebiliyor değil mi? Yani ben giderim, şurayı açarım, bütün sokak benim olur, hiç yatırımcı yok. Bir kişi daha gelirse, o benim hemen yanıma gelir. Hani şey oluyor ya, bir yere bir tane böyle güzel kafe açılıyor, sonra 3-5 tane daha açılıyor. Mesela bu da buna benzer bir şey aslında. Başka avantajları da var. Ama sonra bir denge oluşuyor. Ve ben artık taşınma maliyetim olmayacağını biliyorum. Eğer sadece 2 kişiye izin olacaksa orada. Ama 3 kişinin girmesine izin verilecekse, sürekli taşınmam gerekecek. Çok büyük bir maliyet. Bir denge noktası oluşmayacak. Yatırım yapmak istemeyebilirim. Şimdi ekonomik sistemleri, piyasaları planlıyor birileri değil mi? Ya da öyle umuyoruz. Bir doğru üzerinde olmak zorunda değil. Bir karede olabilir bu. Bir konserde su satacaksınız. Yazın çok sıcak, Ağustos'ta konser var, su satacaksınız. Tek başınıza, yani tek siz varsanız çok rahatsınız değil mi? Herkes susuyacak, bundan eminsiniz. Durursunuz bir yerde, herkes gelip alır. Ama iki kişi ise biraz planlama yapmak gerekebilir. Mesela siz konser salonunun işte veya işte stadyumun bir köşesinde duruyorsunuz. Birisi sizden 5 metre önünüze kurmuş standını. Herkes gelip önce ona rastlıyor. 3 kişi ise farklı bir durum. Şimdi bu tür durumları analiz etmek, ne zaman denge oluşur, ne zaman denge oluşmaz. İşin matematiksel kısmı. Bir de bu doğru üzerinde oynadığımız 2 kişilik veya 3 kişilik oyun için şöyle bir şey söyleyeyim.
Şimdi diyelim ki bir parti kuracaksınız ve iktidar olmak istiyorsunuz. Çok oy almak istiyorsunuz. Tabii ki işte sağ araştırmalarıyla, anketlerle insanların belli konularda ne düşündüğünü öğrenebilirsiniz. Mesela şunu ölçebilirsiniz. Oy verme kararınızı belirleyen en önemli etken nedir? Mesela biz burada eğitim diyebiliriz büyük olasılıkla buna. Sağlık diyebiliriz. Ekonomi diyebiliriz. Ne bileyim, daha milliyetçi duygularım yüksekse öyle bir şey söyleyebilirim. Çeşitli şeyler olabilir. Ama elimde şöyle bir veri var. Oy alma ihtiyacı duyduğum insanlar neye göre oy veriyorlar? Onların oy verme derini, yani kararlarını hangi konular belirliyor? Ve diyelim ki ben eğitim belirleyecek diye düşünüyorum. Nerede? Diyelim ki. ve eğitim konusunda insanların yani düşündükleri şeyleri böyle bir çizgi gibi düşünelim. Yani genelde daha sol politikalar ve sağ politikalar diye düşünebiliriz bunu. Tamam. Bu tarafa gittikçe daha sol politikalar, mesela bütün okulları devletleştireceğim diyorum, kamulaştıracağım. Özel okulların hepsini kapatacağım. Tamam. Herkesin aynı kitabı defteri olacak falan filan. Veya özel okulların sayısını artıracağım falan diye söyleyebilirim. Yani bu olabilir hani. Şimdi bu gerçekten de eğer toplumda düşünen insan, eğitim hakkında düşünen insanların görüşlerini de böyle sıralarsanız buna göre böyle bir çizgiye yerleşiyor. Belli yerler daha ağırlıklı olabilir. Ama o ağırlıkları böyle uzatırız. Tamam. Yani oraya daha çok yer ayırırız gerekirse. Hep çizgiymiş gibi düşünebiliriz. Yani şöyle, en solda düşünen diyelim ki 3 kişi var. Burada daha kalabalık ortada. O tarafta da az kişi var. Herkesi şöyle itip düz bir çizgiye sıkıştırıp şunu yapabilirim. Benim solumda olan herkes daha sol politikalara sahip benden ya da bana eşit. Sağımda olan herkes de bana eşit veya daha sağ politikalara sahip. Kabaca bir sıralama. Böylece düz çizgiymiş gibi düşünebilirim bunu. Böyle yaptığınız zaman kenarda durmak ne demek? Bu tarafın oyunu almak demek. Yanımda biri duruyorsa, başka bir parti duruyorsa, hemen dibime gelip yerleşiyorsa bu tarafı oluyor. Bu yüzden söylemler, politikalar merkeze doğru yaklaşıyor hep. Ve dünyadaki ülkelere bakarsanız genellikle bir merkez sol parti vardır, güçlü, bir de merkez sağ parti vardır. Yani bu belirliyor bunu. Dahası ilginci şu. Tabii iki parti, Amerika mesela işte Cumhuriyetçiler, Demokratlar var ve diğerleri çok küçük partiler, çok fazla etkilemeyebiliyor. Ama hani bugünkü Türkiye'deki sistemde şimdi yeni parti kurulacak falan böyle şeyler konuşuluyor ya. Siz olsanız, tavsiye verecek olsanız o partilere, amaçları sadece hani gerçekten çok oy almaksa, nasıl bir söylem, nasıl bir politikayla girmelerini tavsiye edersiniz? Tam nerede durmalılar? Yani yeni kurulan bir parti karar verebilir değil mi? Ben şu kadar şöyle olacağım, bu kadar böyle olacağım diyebilir. Bu dinamiklere göre nereye yerleşmeleri lazım? Bunun analizleri de yine işte oyun teorisi denilen ve arkasında matematiksel teoriler yatan bir iş. Ama bunları incelemek için biraz böyle sembolik bir dil kurmamız gerekiyor. Yani matematikselleştirmek için ve biraz zaman alıyor. O yüzden bugün bunu çok yapmayacağım. Ama matematiği bir şekilde hayata, özellikle sosyal hayata, sosyal bilimlere, iktisata, politikaya vesaire uygulamak istiyorsanız bu bakış açısını edinmeniz gerekiyor. En temel yollardan birisi bu. Çok da hayatı anlamayı da kolaylaştırıyor. İlişkileri anlamayı da bence kolaylaştırıyor. Belki seyretmişsinizdir, bu Akıl Oyunları diye bir film vardı. A Beautiful Mind, John Nash'in hayatını anlatıyor. John Nash'in yaptığı şu. Şimdi insanlar yine böyle kararlar veriyorlar ve sonuçlarından herkes etkileniyor. Bu tür durumlarda ne zaman denge oluşur, ne zaman denge oluşmaz sorusu, yani ondan önce de var olan bir soru. Şunu söylüyor kabaca. Belli durumlarda kararı ben vermek yerine, yani diyelim ki iki seçeneğim var, A ya da B'yi seçiyorum.
Bunu yapmak yerine ben yazı turu atma hakkım varsa, kararı kendim vermeyeceğim. Yazı gelirse A yapacağım, tura gelirse B diyeceğim. Tura gelirse B yapacağım gibi. Ama bunu sadece yazı turu olarak düşünmeyin. Mesela zar atacağım. 1 gelirse A'yı seçeceğim. 2, 3, 4, 5 gelirse, 6 gelirse B'yi seçeceğim. Farklı olasılık değerlerini atayıp kararı ona bırakmaya hakkım varsa ve tüm oyuncuların bu hakkı varsa o zaman gerçekten denge noktaları oluşuyor. Ve şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Böyle karar vermek bizim için gene kendimizin seçtiği durumdan ya ona denk ya da iyi bir şey üretiyor. Daha iyi bir şey üretiyor. İşte bunu ispatladığı için Nash teoremi de eş dengesi denilen bu kavramı oluşturduğu için Nobel ödülü alıyor galiba ekonomide. Okay.